Merhaba değerli hayırseverler. Ben İsmail Akyüz. Uzun zamandan beri bayağı paylaşım yapamıyoruz. Sağım ve akabindeki işlemlerden dolayı arıları kışa hazırlıyoruz. Bununla beraber tabii ki arıcıkta kullanacağımız ekipmanlara bayağı önemsediğimiz için, değer verdiğimiz için sürekli bunları geliştirme adına çalışmalarımız var, düşüncelerimiz var. Bunları hayata geçirmek ve istihdama sunmak bize büyük bir keyif veriyor. Bugün sizlere ustamızla beraber tasarladığımız ve arıcılar için arıcı koruyucu kıyafetler arasında, ekipmanlar arasında en önemli malzemelerden birisi olan el demirlerinden bahsedeceğim. Şimdi birçok takipçi arkadaşımızın bildiği üzere benim kullandığım eldiven lateks hemşire eldiveniydi ta ki büyük abartılı denecek kadar zamlar geldikten sonra. Yani normalde bunu toptan biz 13,5 liraya alıyorduk geçen sene. Bu sene toptan fiyat 45-50 lira oldu. Tabii ki bunu kullanmaya devam edeceğiz. Peki neden biz buna geçtik? Neden daha önce uzun yıllar boyunca kullandığımız bu eldiveni bırakıp buna geçtik? Koku bırakması. Koku bırakması büyük bir dezavantaj sağlıyordu. Tabii ki dayanıklılık bakımından bunlar daha fazla dayanıklıydı. Ama ellerimizi içine geçirip ellerimiz terledikten sonra 3-4 giyimden sonra içeride terin birikmesiyle beraber çok yani çok iğrenç bir koku bırakıyordu. Sebebi ise içerideki havalandırmanın az olmasıydı. Şimdi biz ne yaptık ustamızla beraber? Bunlarda iki tane seçeneği sizlere sunacağım. Tabii ki sizlerin yorumları maskede olduğu gibi, kafa değmez maskede olduğu gibi. Kafa değmez maske şu an yarım giymişim bu şekilde. Çoğu arkadaş biliyor zaten. Şekillendi ve şekillenmeye devam ediliyor. Hangi ürün olursa olsun, ister araç olsun, ister başka bir üretim olsun. Kendini geliştirmese, yerinde kalırsa tabii ki ilerleyemez ve yerinde kalır. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Bu el demirlerini, el demirleri diyorum, eldivenleri fermuarlı yaptık. Fermuarlar yapmamızın sebebi bunların hava alması. Hava almasını sağlamak. Bir kumaş çeşidi daha var. O kumaşı da sizlerle paylaşacağız. Bu çanta kumaşlarından değil mi ustam? Evet. Çanta kumaşlarından kalın, içerisinde hava geçirgenliği olan ama iğnenin geçemeyeceği özellikte olan bir kumaş. Bu hepimizin kullandığı bir deri kumaşı. Bunu nasıl giyiyoruz arkadaşlar? Tek fermuarlı. Onu size tanıtacağım. Tek fermuarlıyı bu şekilde çektikten sonra bunu hepsini açmanıza da gerek yok. Şu şekilde çektikten sonra arkadaşlar ya yani normalde bunu giyerken siz tam kapattıktan sonra ben fermuarı göstermek için çektim. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ha giyerken bu şekilde de çıkarılabilir. Ve giyilebilir aynı zamanda. Bu şekilde de giyilebilir. Fermuarı takmamızın sebebi arkadaşlar açtığımız zaman asmamızdır. Bu şekilde astıktan sonra hava geçirgenliği olacak ve kuruyunca isterseniz yıkayabilirsiniz. Daha çok hızlı bir şekilde kuruyup içeride koku yapmayacak. Bunu bir şekilde çıkardık. Bu da sol eli arkadaşlar. Bu da sol eli. Biraz sonra diğerini de tanıtacağım. Fikir hem fikir olarak hem tercih olarak da sizin görüş ve yorumlarınız bizim için çok önemli. İstediğiniz şekilde ustamız yapmaya hazır. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Diyelim ki işiniz bitti. Çıkarıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz bu şekilde bir yere asıyorsunuz. Tabii ki bu ilk deneme olduğu için ustamız normalde buna asma yeri yapacak. Diğerine yapmıştı sanırım değil mi ustam? Evet. Evet. Bakın buna yapmış. Bu da benim daha çok beğendiğim diğer bir modeli. İki taraftan fermuarlı. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki burada propolis olacak falan. Olsun sıkıntı değil. Buna sıcak suya koyduğunuz zaman çek bırak yaptığınız zaman açılır. Buraya kadar açılması bile bir avantaj. Çift taraftan fermuarlı yaptık. Bunu da nasıl giyeceğiz? Şu şekilde. Yani normalde tam giydikten sonra kapatıp tam da giyebiliriz. Şu şekilde kapatayım ben. Bu şekilde. Bu şekilde tam giyip işlerimize devam edeceğiz. Diyelim ki
Çok fazla çalıştık. Bakın şu taraftan fermuarlı, şu taraftan da fermuarlı. Hani bizim için önemli olan çok böyle şık görünmesi değil, daha önce söylediğim gibi. Aracılık da bizim için rahatlık önemli. Gerçekten çok rahat. Benim elime göre biraz büyük yapılmış. Onun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Diyelim ki işimiz bitti. Bunu bu şekilde çıkaracağız. Diğer eldivenler gibi şu şekilde açtık. Buradan da bu şekilde açtıktan sonra istediğim mükemmel görüntü açığa çıkıyor. Bunu bu şekilde buradan astıktan sonra arkadaşlar rahat bir şekilde kuruyacaktır. Ve kuruduktan sonra siz bir daha giyeceksiniz ve terleme kokusuna büyük, yani ciddi anlamda minimuma indirecektir. İsterseniz de yıkayabilirsiniz. Bu şekilde astıktan sonra rahat bir şekilde kuruyacak ve işinizi yaptıktan sonra ellerinizde koku kalmayacaktır. Diğer üçüncü seçenek ise latekstir. Benim kullanacağım şekil. Onu da nasıl kullanacağımı söyleyeyim. Yani ben bunları kendime yaptırdım. Nasıl kullanacağımı söyleyeyim arkadaşlar. İlla ki bir tane giyeceğim. Neden? Daha önce daha fazla tüketiyordum. Neden? Çünkü kaldırırken, kapakları açarken, kapatırken illa ki bunlar yırtılır. Çok ince bir malzemeden yapılmış. Ben yine de latekse devam edeceğim. Ama lateksle beraber normalde 2 kat, 3 kat giydiğim zamanlarda oluyor. Baharda arıların hırçın olduğu dönemlerde. Bunu şu taraftaki fermuar kapalı. Şu taraftaki de aynı şekilde kapattıktan sonra bu sol eldi. Bu şekilde giyiyorum arkadaşlar. İşime devam ediyorum. Bu elde de durum aynı. Hangisiydi? Şuydu. Bu elde de durum aynıdır. Ustamız bunun fermuarlarını kolay kolay açılmayan fermuarlar neydi? Emniyetli fermuarlar değil mi? Kilitli, kilitli. Kilitli emniyetli fermuarlar yapacak. Şu şekilde. Buradan da dediğim gibi asma tarafı. Bu şekilde çalışıyorum. Diyelim ki ana ayarı gördüm ve ana ayarı tutmak istiyorum. Bu eldivenlerle o kadar mümkün değil. Ama şu şekilde yaptıktan sonra çıkarırım. Ana ayarı tutarım. Gerekirse boyarım. Ve daha sonra bunu giydikten sonra işime devam ederim. Bunun ayrı bir avantajı oluyor. Yani tek bir latekste uzun vadede çalışma imkanı sağlıyor. Kolay kolay yırtılmıyor. İstediğiniz gibi çalışıyor vaziyette. Rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bunun fiyatı ile ilgili ustamız daha hesap yapmadı. Bununla ilgili bugün yarın işte istihdam, yani normalde esas maliyet istihdamdadır. Çalışan elemanların kaç günde çıkarabileceği hesabı yapılır. O şekilde seri üretime geçildikten sonra isteyen arkadaşlarımıza geri göndeririz. Ayrıca konu dışı eldiven dışında çok güzel bir paylaşımda bulunacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz fenerler malum üzere kış bakımları, besleme olsun, akşam geç saatlere kadar kalan arkadaşlar vardır. Fener illaki çok lazım oluyor. Bununla ilgili şöyle bir gelişme yaptırdık arkadaşlar. Şuradan bizden aldığınız kafa değmez maskenin üst tarafındaki, kafa tarafındaki aparata şuradan ustamız çok basit, yani siz normalde bunu bir telle yapabilirsiniz. Ben şu görmüş olduğunuz geçirgen cırt var ya, plastik, genelde bu malzemeyi elektrikçi malzemede kullanırsınız. Geçirirsiniz, cırtlı. Bunu buna taktım. Bunu da kullanıyorum. Bunu isterseniz siz terzinize gidip şuradan lastik iki taraftan sadece dikmesi, yani kolay bir şekilde dikilir. İstediğiniz zaman feneri takar. Akşam bakımları, geç saatlerde eşyaları toplama gibi karanlıkta, şöyle göstereyim. Normalde parçası su bu arkadaşlar. Bunu siz terzinize götürüyorsunuz. Sadece şuradan şuraya lastik koydurtuyorsunuz. Ya da siz isterseniz cırt yapabiliyorsunuz. Cırt, ya da isterseniz çıta teli ekleyebilirsiniz. Ama ben bundan ekledim. Bu şekilde kalıyor. Bunun buradan prizi var. Şu şekilde prizi takıyorum. Bu şekilde, bu haliyle. O şekilde değerlendirebiliyorum. Bunu bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradan tabii ki birisi varsa yanınızda şu şekilde bunun ışığını açtıktan sonra bu şekilde çok güzel olacaktır. Ve rahat bir şekilde çalışabileceksiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmadan şöyle yandan bir güzel bir görüntü sunalım sizlere.
Şu pencere de çok hoşuma gidiyor. Şuradan bakmak pencereden bakar gibi oluyor. Bu şekilde çalıştıktan sonra hiçbir şekilde, yani normalde diğerleri bu kafaya takılan yerlerden inanın çok daha rahat. Bende ondan da var. Bu kafama baskı yapmıyor. Hiçbir şekilde tamamen kafam rahat ve nereye bakarsam bir ışık var. Bunun daha güçlerini, daha büyüğünü de takabilirsiniz. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Konumuz eldivenler. Videoyu fazla uzatmayın. Bununla ilgili çünkü ayrı bir video çekimimiz var. Ama bu videoyu izleyenler de görsün. Bu şekilde bakın, buradan bunun düğmesi var. Bu şekilde ben çalışıyorum. Geçen bayağı çalıştım. Çok çok rahatsı. Işık şu an gündüz olduğu için çok fazla değil. Rahat bir şekilde nereye baksam önümü görebiliyordum. Başımın üzerinde o lastikler, o lastikli kafa lambalarından inanın çok çok daha rahat. Bu şekilde çalışıp işimizi yapabiliyoruz. Yani büyük olmasına rağmen bayağı rahat ve kullanışlı. Maskemizle ilgili kullanım avantajlarını diğer bir videoda paylaşacağız. Yorumlarınız bizim için önemli. Nasıl istiyorsanız o şekilde değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.